Seda'nın düşüncelerini yorum yapmak bile istemiyor. Yani çıral çıral dediler. Başımızın etini yediler diyeceğim. Yani çok da iyi bir yer değil açıkçası. Rüzgar vardı, kum vardı. Açıkta duruyorsunuz, o teknelerin olduğu yer kötüydü. Rüzgardan dolayı konuşamadık ama burası eksi puan aldı benden açıkçası. Şimdi göreceğiz, birazdan denize de girmiş olacağız. Oradan da bu Olimpos'u gezer, oradan direkt gideriz büyük ihtimal. Burada vakit kaybetmeye gerek yok. Taşı göreceğiz, şu yanan taşları. Yanan taşa gideceğiz. Ama o da 1,5 kilometre yukarıda oturmamız lazım. Yapacak bir şey yok, lazım. Buraya da gelmişken oraya gitmek yanan lazım. Taşı görmemiz lazım. Yani şuraya gittik de oraya mı gitmeyeceğiz? Bayıldın değil mi? Çok güzeldi. Oo, çok güzeldi, efsaneydi. Müthiş ya, müthiş. Şu ana kadar bence, yani cennet koyu güzeldi. Bizim Çamyova'daki koyduğumuz yer fena değil. Ama beni beklenmedik şekilde şaşırtan Konyaaltı plajı. Denizi ve suyu harikaydı. Yani burada, buranın ben çok şaşırılmış bir yer yani. Çok şey yapamadım açıkçası ben. Sana benziyor biraz. Yani biraz şişirilmiş bir yer. Çok beğenemedik. Şimdi denizine girelim bakalım. Bir esprisini göremedim yani. Tamam, ağaçlık bir yer. Ama mesela denize gitmek için böyle gideceksin yani. Bayağı bir yürüyeceksin. Böyle de bir yürüyüş yolundan gitmek istemezdim açıkçası. Hayırlısı diyecek bir şeyimiz yok. Böyle. Bir Olimpos'u gezeriz. Dediğim gibi hızlı bir şekilde. Dönüşte yanartaş yukarıdaymış zaten. Oraya gideriz. Ondan sonra bu tarafa bitiririz diye düşünüyoruz. Oradan yolu devam ederiz. Bir sonraki rotamıza doğru hareket ederiz. Durum böyle. Görüşmek üzere. Altında yumurta var. Bak yazıyor üstünde. Yuvaya dokunma. Bak şurada da var. Yedinci ayın 9, 2023. Gördün mü? Buranın altında deniz kaplumbağası yumurtası var şu anda. Kente giriş yaptık şu anda. İnsanlar zamanında burayı nereden bulmuşlar da kent yapmışlar da ya. Müthiş bir şey ya. Tatlı su yan taraftan akıyor. Düşünün yani zamanında burada ne kadar tatlı su aktığını. Önü deniz. Mükemmel. Dağların arasındalar. Korunaklı. Vallahi pes. Hani derler ya ağzın tadını biliyorlarmış diye. Ama çok yeşil ve güzel bir yer değil mi Seda Hanım? Evet. Müthiş. Sevdin mi kızım burayı? Şimdi bir gezmiş olalım bakalım. Şuradan girelim mi önce? Ya da dönüşte gidelim oraya. Evet.
perspektifine bakarsanız ne kadar su aktığını anlayabilirsiniz zamanında. Büyülenmemek imkansız. Büyülenmemek imkansız gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Tek tek yabancılar restorasyon yapıyor. Tek tek soruyorlar ne kadar dursun, kaç tane taş var, ne var. Zor ama yani restorasyon çalışması aslında uygun olacak şekilde içerideki malzemelerle yapılması gerekiyor. O da biraz zor bir iş. Gerçekten çok güzel ya. Taş mekanda dinlendirelim efendim. Zamanındaki oturma yerlerinde oturuyoruz. Evet, burada oturalım biraz dinlenelim. Şu tahtalar kaç yıllık ama hala duruyor yani. Şuradan herhalde ne yapıyorlarsa ekmek mi uzatıyorlar Cemre? Şu eve bir girelim ya. Yorulduk, eve girip biraz dinleyelim. Adamların evleri. Yatak var mı peki? Bilmem bakalım yatak var mı? Burası çocuk odası galiba Cemre. Burası hol. Evi de büyükmüş yani. Buraya yatak odası olabilir. Burada bir oda daha var. Oda. Böyle kapılardan bu şekilde tutturmuşlar şeyleri. Burada bir oda daha var. Dur, neymiş böyle? Bu sonradan mı yapmışlar tahtaları? Anlayamadım. Benim kafam benim. Tahtlar çok daha sonra yapılmış. Şurada bir oda daha var. Şurada bir oda daha var. Şu odanın içerisine girelim bakalım. O tepede de var bir yer Seda Hanım.
karayoluyla gelmiş olsaydık buradan bu kapıdan giriş yapmış olacaktı. Biz denizden geldik. Böyle buradan girip arabanızı buraya park edip bizim geldiğimiz yoldan yürüyebiliyorsunuz. Burada gösterelim fiyatlarını. Gayet mantıklı. Böyle birazdan dönüş yoluna geri geçeceğiz. Girişte kafeterya, bunu çekmek istedim. Çok güzel böyle hamaklar, oturma yerleri, gölgelik bir yer. Fiyatlar da gayet uygun. Burada biraz oturup soluklanacağız. Buradan denizimize gireceğiz.